İntegral yazılıda çıkabilecek sorular 36. Bu videomuzda integral konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki integrallerin sonuçlarını bulun denmiş. A şıkkıyla başlıyoruz. İntegral x bölü x artı 1 dx neye eşittir? Bir integralin içinde kesirli bir ifade varsa ve payı polinom, paydası da polinom ise bununla ilgili bilmemiz gereken kuralı bir hatırlayalım. Payın derecesi burada payın derecesi x'in üssüdür 1. Paydanın derecesi de en büyük x üssü yani o da 1. Derece derken neyi kastettiğimizi hatırlamak adına bunu söyledim. Payın derecesi paydanın derecesine büyük veya eşit ise paydanın derecesine eşit veya büyük ise o integralde polinom bölmesi yapılmalıdır. Polinom bölmesi yapılıp bu kesirli ifade parçalandıktan sonra o integral artık hesaplanabilir, alınabilir hale gelir. Burada bilinmesi gereken kuralımız budur. Bu videomuzdaki sorularda payın derecesi paydanın derecesine eşit veya büyük olduğu için sadece onun kuralı söyledim. Paydanın derecesi daha büyük olursa bundan sonraki gelen videolarımızda zaten karşımıza gelecek. O zaman onu da konuşacağız. Buradaki payın derecesi 1, paydanın derecesi 1 olduğu için dereceler aynı. Direkt polinom bölmesiyle başlıyoruz. Payı paydaya bölüyoruz. Burada yapılacak polinom bölmesindeki işlem de pay bölü paydadır. En büyük ifadeli, en büyük dereceli terimi yok ederek başlamalıyız. 1 ile çarpmamız lazım. X artı 1 çıkartırsak bunu. X'ler birbirini götürür. Bu 1 buradaki eksi, buradaki artı 1'i eksi yapar. Eksi 1 sonucunu buluruz. Bu bölme işlemi bitmiştir. Çünkü buradaki kalanın derecesi bölenin derecesinden daha küçük hale geldi. En son yazarken integralin içine şu şekilde yazmalıyız. Bölüm artı kalan bölü bölen. Şimdi bu içerideki x bölü x artı 1 yerine bölümümüz 1. Kalanımız eksi 1. Bölenimiz ise eksi artı 1. Bunu yazıyoruz. Burada paydayı eşit dediğimiz zaman bu ifadenin aynısına ulaşırız. Artık bu integrali alınabilir hale geldi. 1'in integrali x'e göre x olur. Sabit sayıların yanına neye göre integral alıyorsak o harf gelir. Eksi 1 bölü x artı 1'in integrali ise eksi sayı bölü birinci dereceler elen çıkar. Elen x artı 1 olur. Artı c bu integralimizin sonucudur. Oldukça basit bir sorudur ama buradaki polinom bölmesini kaçıran bir kişinin bu soruyu çözebilmesi mümkün değildir. B şıkkına geldik. İntegral x kare bölü x eksi 2 dx neye eşittir? Payın derecesi 2, paydanın derecesi 1. Polinom bölmesi yaparak başlamamız lazım. X kare bölü x eksi 2. Öncelikle en büyük derecelinin aynısını oluşturmalıyız ki bu sayede onu yok ederiz. X ile çarpmamız lazım. X kare eksi 2x. Çıkartırsak bunu x kareler birbirini götürür. Buradaki eksi, buradaki eksi 2x artı 2x seçeriz. Bölme işlemimiz devam ediyor. Bunun derecesi 1, bölenin derecesi de 1. Buradaki derece bölenin derecesinden küçük kaldığı an bölme işlemi biter. 2 ile çarpmamız lazım. Aynısını oluşturmalıyız çünkü. 2x eksi 4. Buradaki eksi, buradaki 2x'ler birbirini götürdü. Eksi, eksi 4'ü artı 4 aynı. Bunun derecesi 0, bunun derecesi 1. Bölme işlemi bitmiştir. Şimdi integralin içine bunun yerine önce bölüm x artı 2 artı kalan
4 bölü bölen x eksik. Burada eğer paydayı eşit dersek bu ifade çıkacak. Şimdi x'in integrali, üstünü bir arttıracağız, oluşan üste böleceğiz, x kare bölü 2. 2'nin integrali sabit sayı, yanına x geldi, artı 2x. Sayı bölü birinci derece, integrali elen edeceğiz. 4 elen x eksi 2 artı c, bu integralimizin sonucu olur. Hangi integrallerde polinom bölmesi yapmalıyız? Bu videomuz bize onu söyledi. Payı polinom, paydası polinom olanlarda payın derecesi paydaya eşit veya büyükse o soruya kesinlikle polinom bölmesi yaparak başlamalıyız. Bu videomuzu burada noktalıyorum.